Şu anda Erba Niksar yol kavşağı üzerindeyiz ve tema gönüllüleri koordinasyon toplantısına Erzurum'a gitmek için Petrol'da toplandık. Şu anda arkadaşlarımız hem çay içmekteler hem de sohbet etmektedirler. O köy bizim köyümüz programının Erzurum'a kadar gidip Tokat ve çevresindeki arkadaşlarımız, tema gönüllüleri, tema sorumluları orada koordinasyon toplantısını yaparak işbirliği yapacaklar, toplantıya katılacaklar ve birlikte, beraberlikte kendi çevresini tanıyacaklar, arkadaşları tanıyacaklar ve birlikteliğini belgeleyecekler. Tema gönüllerine çay ikram ettikleri için kendilerine teşekkür ediyorum. Erba sorumlu ve görevli arkadaşlarımız özel arabalarıyla Tokat'tan da Tokat temsilciliği minibüsüyle Erzurum koordinasyon toplantısına katılmak üzere hareket etmek üzereyiz. Aramızda kalacak. Ben size bu makineyi çekeyim. Yazıyoruz, cevap alamıyoruz diyorlar. Bana söylüyorlar. Biz çıkmıyoruz, çıkacağım. Biraz daha böyle radikal tavırlar almamız gerekiyor. Çünkü ben bakıyorum, araba arıyorum, adam diyor, bunu verirsin de. Kardeş, ben sana 5'in parası ne? Ben bir sağlayacağım, kaderesini verir. Onu da verir. Mülkiyet alıp gitmesin. Yani hayatımızın her türlü şeyi vergi yapalım. Ama hiç kimse çıkmaz ya da tanım demedi ki kardeşim. Sen fabrika kuruyorsun, ben doğum için dedim. Ben tutamıyorum. Hatta bizim kalabesi bir kalan ikide çok güzel sözleriniz oldu. Başka bir şeyden dediğim gibi ölmüş sıra piste kalkmak için gelirken Burcu'nun kalkışını seyrettim. Onun reaktöründen çıkarttı, daha dururken çıkarttı. Ondan sonra işte 300 kilometre hızlanırken çok daha fazlasını çıkartıyor. Bütün arkasında, bütün yarattığı şey karbondioksit yığılması, karbondioksit yığılmasının sonucunda sera etkisi, evet, şu anda Erba ilçe temsilcimiz Arif Yılmaz Köksal'la beraberiz. Efendim, Erba denince aklınıza ne geliyor? Tema ve Erba. Ya şimdi öyle bir soru sordun ki yani nereyi anlatsak bilmiyorum yani. Erba deyince aklımıza yeşillik geliyor. Evet, yeşillik geliyor. Yeşillik geliyor, tarım arazileri geliyor aklıma. Kendim tarım olduğum için. Sıcak bir iklim geliyor. Tabii yani. Yeşil Irmak'ın kenarı geliyor. 230 rakımda çalışıyoruz. Dolayısıyla yani çok düşük bir rakımda Erbağ'da her şey oluyor tarımda. Zeytin, bir pamuk olmuyor. O da erken yağışlar geldiği için. Onun için tarım yönünden Erbağ'da hiçbir sakınca yok. Yalnız tema yönünden zayıfız. Çünkü biz daha 2 senelik bir Erbağ temayız. Bundan sonra önümüzde Mustafa Bey'e baktığım zaman 4-5 yıldır bu işle uğraşıyor. Önümüzde uzun bir süreç var. Biz Erbağ'da. Evet, o zaman Sayın Arif Bey bize Erbağ için söz verebilir misiniz? Bir çekimler için o köy bizim köyümüz projesini birkaç hem Erbağ'da hem de birkaç köyde yapabilir miyiz? Yapabiliriz. Peki tabii. Efendim. Size teşekkür ediyorum. Biz de size Erbağ'da teşekkür ediyoruz. Erbağ'da buluşmak üzere. Tamam, görüşmek üzere. Evet, şu anda Kocaeli tema yeni seçilen İl başkanımız. Hayır. İlçe mi? 13. Başla. Evet. Kocaeli il temsilcimiz Nermin Ton'la beraber. Ayrıca Kütahya il temsilcimiz Hasan Özmutaf'la beraber. Merhaba efendim. Biz o köy bizim köyümüz. Tokat'ta o köy bizim köyümüz. Oradan yapım ve sunucusuyum. Sizinle ilgili bir röportaj almak istiyorum. Ve diyorum ki önce Kocaeli'de. Kocaeli'de tema
ne durumda bize kısaca anlatır mısınız? Evet, Kocaeli'nde tema. Gerçekten Kocaeli Türkiye'nin en sorunlu kentlerinden bir tanesi. Sanayiyle, sanayileşmeyle birlikte toprak, hava, su kirliliği, denizlerimizin kirliliği oldukça yoğun bir şekilde yaşanan bir kentimiz. O yüzden de Kocaeli halkı çevre sorunlarına karşı çok duyarlı. Yani bu anlamda halk hareketi olarak gerçekten iyi bir seviyede olduğumuzu düşünüyorum. 95 yılından beri tema temsilciliği yapıyorum. Şu anda temanın neresindesiniz efendim? Şu anda temanın yönetim kurulu üyeliğine seçildiniz. Hasan abiden devralıyoruz. Evet, birisi bu seçim oluyor değil mi? Evet, seçimle oluyor. Teşekkür ederim. Darsı bize. Efendim, evet, Kütahya deyince ve tema deyince neler söylemek istersiniz? Kütahya'nın %50'si ormanlar var. %50'si. Evet. Bu demek ki evet, ülkelerimizde şekilde sıkıntılarımız var, erozyon tehlikesi var. Bu orman olan alanlarda da zaten bir takım bazı yerlerinde doku bozukluğu var. Evet. O nedenle bize önemli görevler düşüyor. Bizim Kütahya'da özellikle vatandaşı bilgilendirme ve bilinçlendirme konusunda çalışmalar yapıyoruz. Yani bilgilendirme ve bilinçlendirme, evet. Ya eğitim konusunda değil mi, evet, efendim? Vatandaşa, evet, vatandaşa rağmen bir şey yapılamıyor. Yani Orman Bakanlığı ciddi şekilde ağaçlandırmaları yapıyor ama vatandaş bunu sahiplenmezse başarısız. Önce orman sevgiyle başlar. Evet. Zaten girişe başlarken sevgiyle sevgiyle korunur, evet, diyoruz tabii. Evet. Bir noktaya daha temas etmek istiyorum. Madem televizyonculuk yapıyorsunuz. Yok, televizyonculuk. Sadece fikirlerinizi alıyoruz. Öyle mi? Pardon, ben orada bir köy var uzakta programı sunuyorum diye anladım, evet, sizi. Evet, doğru. Doğru. Şimdi ben de bir televizyon yerel 41 TV'de Büyükşehir Belediyesi'nin ortak bir projemiz var tema vakfı olarak. Güzel. Bizim bir programımızın adı Hedef Yeni ve Tüketim Ahlakı Doğanın Bekçileri diye bir program yapıyoruz. Çok güzel efendim. Size de tavsiye ediyorum çünkü yerel anlamda bu programları yapmak, çünkü biz yereli eğitmekle görevlendirmiş insanlarız. O yüzden de her hafta farklı bir okul, farklı bir kurum geliyor ve o çocukların, o yavrularımızın ağzından çevre sorunları işleniyor ve inanıyoruz ki çocuklarımız büyüklerini eğitecekler diye. Gerçekten çok müthiş tablolar ortaya çıkıyor. Evet. Kimisi şiirle anlatıyor, kimisi müzikle anlatıyor. Kimisi resimle anlatıyor. Kimisi resimle kimisi anlatıyor. Kimisi eylemle anlatıyor, yaparak yaşayarak değil mi? Evet, ve böylelikle bizim gibi düşünen insanları çoğaltıyoruz. Basın çok önemli, çok büyük güç. Lütfen bu gücü kullanın Tokat'ta da. Hatta sizi de Kocaeli'ne buyurun programımıza davet edelim. İnşallah. Evet. 41 TV'yi Kocaeli'den internet sitesinden izleyebilirsiniz. Bizim de Kanal 60 işbirliğiyle evet, yaptığımız bir program bu. Evet. Efendim, inşallah sizi başka bir alanda Tokat TV veya da Kanal 41 dediğimiz, evet, 41'de buluşmak üzere. Evet, bekliyoruz. Kocaeli ve Tokat. Efendim, teşekkür ediyorum. Ben Tokat'ı da tebrik ediyorum. Çok güzel başarılı çalışmalar yaptığınız için. Sağ olun efendim. Evet, biz de tebrik ediyoruz. Sağ olun efendim. Şahsınızdan bütün arkadaşlarımızı tebrik ediyoruz. Teşekkür ederim. Erzurum il temsilcimiz Işın Belirhanoğlu'yla beraberiz. Merhaba efendim. Merhaba. Erzurum'da tema. Nasıl, evet, bir şey efendim? Her türdeki gibi diyelim. Başlangıçta tabii tanıdık sıkıntıları yaşıyoruz ama Erzurum'da gayet iyi durumda. Gayet iyi bilinen bir ülkeler arasında. Daha ben 1,5 yıldır temsilciliği aldım ama Yeni temsilcisiniz değil mi? Evet. Evet. Ve şöyle bir durum söz konusu. Benden önceki temsilcimizin de yemeği çok fazla olduğu için rahat bir şekilde epey bir yol kat edilmişti. Hani diye birkaç yıl gibi böyle bir defa kurulmuş bir derdim yok. Evet. Sizden öncekiler çalıştılar ve siz bunun devamını yapıyorsunuz tema olarak. Peki yeşillik olarak, bitki olarak bize ne söylemek istersiniz Erzurum'la ilgili? Nerede o dağ? Kar yağıyor. Şey. Şu anda bugün ayın 14'ü ve dışarıda Palandöken'deyiz. Evet, Palandöken değil efendim burası. Palandöken'deyiz ve Palandöken'de kar lapa lapa yağmakta. Belki bizim Tokat'ta bugün Nisan'ın 14'ü ve Nisan'ın belki de güneş vardır, belki sıcaklık vardır ama burada dışarı soğuk, içerisi sımsıcak. Erzurumlar gerçekten sıcak insanlar. Teşekkür ederim. Sağ olun. Şu an hiçbir şey kalmadı. Yeşil kağıtta çok yoksunuz, yeşillendirmiyorsunuz ama bir derdimiz vakıf olarak işte bir ağaç dikelim falan demiyoruz. Var olanı korumakla var olanı mücadele ediyoruz şu anda.
önce bir onu halletmek gerekiyor. Sonrasında inşallah... Peki Neyman Hanım, ben şöyle diyebilir miyim? Işıl Hanım, pardon. Pardon dediniz. Peki. Öyle diyeyim. Atatürk, Kurtuluş Savaşı'nda 1919'da biliyorsun ilk milli mücadele yılımızın başladığı yer Erzurum. Ve yine manevi hemşerisi olan Atatürk'e hemşerilik seriyatının verildiği yer Erzurum. Yine nüfus cüzdanının verildiği il Erzurum. Yine ilk milletvekili olarak seçilip meclisimize giden il olarak Erzurum. Yani Erzurum Türkiye'nin kaderinde çok önemli yer, unsur kaplamakta. Kesinlikle. Ve biz bugün tüm il ve ilçe, tema il ve ilçe sorunlarının koordinasyon toplantısında buradayız. İnşallah biz bunun başlangıcında yine Erzurum'da başlattık. Aklımda inşallah Türkiye'ye bu hedefi ulaştırırız diye düşünüyorum. İnşallah bizim de inancımız o. Gerçekten çok önemli bir şehir. 2000 evet. yıllık bir geçmişe sahip Erzurum. Şehir planlamasında da geçti ama biz istiyoruz ki tema içinde böyle olsun. Herkesin aklında Erzurum'da farklı bir şeyler yaşanma olsun. İnşallah mutlu edebilmişiz de sizi. Evet efendim. Ve dışarısı soğuk ama içerisi kırıl kırıl. Teşekkür efendim ederim. Teşekkür ediyorum. Sizin adınızda Erzurumlara teşekkür ediyorum. Ve Tokat'ta bulunan Erzurumlara da evet, teşekkür kesinlikle. Ediyorum. Size selam yollarsınız herhalde. Tabii ki öyle. En kısa zamanda Erzurum'a bekliyoruz. Tüm Tokatlıları, Tokat'ta bulunan Erzurumlu herkesi. Biz de Tokat'a tüm Erzurumlar bekliyoruz efendim. İnşallah. İyi günleriniz olsun. Kolay gelsin. Teşekkür. Evet. Şu anda dışarıdayız. Palandöken'in eteklerinde, otelin bahçesindeyiz. Fakat teleferik de daha çıkmanın daha dik ve yokuşlu olduğu bir yer. Dağ heybetli ve kar lapa lapa yağıyor. Nisan'ın 14'ü. İşte hava soğuk değil ama yine de kar yağışı insanı ürpertirmektedir. Erzurum'un en meşhur, en gözde yeri, turizm merkezi olan Palandöken eteklerinde ve insanları karla buluştukları için karı görmeyen insanlar ve çevredeki Türkiye'nin dört bir yanından gelen il ve ilçe temsilcilerimiz burayı hayranlık izlemektedirler.